Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarına, o temaslarda yansıyanlara bir de bakacağız sevgili izleyenler. Ankara'da önce Türkiye buluşmasında ülkücü görüşteki vatandaşlarla bir toplantı gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Toplantıya giderken Bozkurt Kemal sloganlarıyla karşılandı. Alparslan Türkeş döneminde MHP'de genel başkan yardımcılığı ve aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Selim Kaptanoğlu'yla konuştu. Kaptanoğlu Kılıçdaroğlu'na "Ülkücüler olarak yanındayız, biz bu işi bitireceğiz" sözleriyle tam destek verdi. Ülkücüler tarafından Bozkurt Kemal sloganlarıyla karşılandı. Sayın Genel Başkanım, Allah size güç versin. Sonuna kadar yalnızdayız. Ülkücüler olarak sonuna kadar yalnızdayız. Ve biz bu işi bitireceğiz. Bu işi biz bitireceğiz sözleriyle tam destek aldı. Şimdi ben Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ediyorum. Özellikle 4-5 yıldan beri uygulamış olduğu politika, Allah ondan 1000 defa razı olsun, Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici politika. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Telebir canlı yayınında Enver Aysever'e işaretlerini vermiş, ülkücülerin CHP'nin yanında olduğunu söylemişti. Samimi olan bütün ülkücüler, samimi olan bütün milliyetçiler bizim yanımızda. Biz onlarla beraberiz. Onlara da söylüyorum. Vatanseverlik ülkücülükse biz de ülkücüyüz. Bu kez de ülkücüler Kılıçdaroğlu için konuştu. CHP lideri Ankara'da önce Türkiye buluşmasında ülkücülerle bir araya geldi. Kürsüde MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş döneminde teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Selim Kaptanoğlu vardı. Türkiye'ye 20 yıldan beri bir yönetimin altında. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yönetiminde. Ve yanında da şu anda bizim eskiden genel başkanımız olan, hala MHP genel başkanı, ülkücülerin lideri gibi duran Devlet Bahçeli Türkiye'yi yönetiyorlar. Hangi şeyimiz doğru gidiyor? Kurda sormuşlar. Neden boyun eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Kaptanoğlu 20 yıllık AKP iktidarının röntgenini çekti adeta. Dış politikadan ekonomiye söyleyecek çok şey vardı. Yeri geldiğinde oraya buraya posta atmakla meşgul büyüklerimiz, yöneticilerimiz. Ama devamlı eziliyorlar. 128 milyar dolar kayıp, onun hesabı belli değil. 50-60 milyar dolar açık var, onun hesabı belli değil. Peki nasıl kurtaracak bu Türkiye? Kim kurtaracak bu Türkiye'yi? Ben inanıyorum gidecekler. Hiç yolu yok. Kılıçdaroğlu ülkücülere kulak verdikten sonra toplantının basına kapalı kısmı vardı sırada. Eski MHP'li Kaptanoğlu'ndan son mesaj partili Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldi. Tayyip Bey, kusura bakma, seni götüreceğiz. Senin sorun geldi.